Şu anda telefon konuğumuzda arkadaşlar hazır olduğunu ifade ediyorlar. İsmail Nacar mıyım? Yok yok hocam. Ya ben çıkamam, ben aman giderim. hocam. Yok yok Ben hocam. giderim. Hocam lütfen yapmayın değil. Sizin taklidiniz var Profesör Doktor Yaşar Nalöz. Ne bakalım kim canım ben ne? Sayın Öztürk, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Efendim yıllardır Sayın Yaşar Nalöz Türk'ü taklit ediyorsunuz siz. Nasıl buldunuz aslını? Vallahi çok güzel. Bu tam Yaşar Nurileşmiş. Değerli izleyicilerimize de anons edelim. Efendim telefon hattımızda İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Yaşar Nuri Öztürk var. Konuğumuz biliyorsunuz Mansure Sabah Alem Efendi Söz Hakkı programını taklit ediyor, yapıyor. Şimdi hocam ister misiniz? Bu Mansur Bey, iyi akşamlar diliyorum ama bu böyle ne güzel. Şimdi ben zaman zaman Mansur Bey'i kendi yerime göndereyim. Ben biraz rahatlayayım. Zaten birkaç ekranda çıkıyor bantlarım, matlarım diye dedikodu ediliyor efendim falan. Bu güzel bir şey ya. Evet, sizin sanatı ve sanatçı sevdiğinizi de biliyoruz. Hoşgörünüze sığınarak bunları yaptık. Tabii sadece sizin değil, Sayın Demirel'in, Sayın Erbakan'ın, Sayın Ecevit'in, tabii, yani Sayın Mansur Esaban'ın yaptığı tüm tiplemeler için değerli izleyiciler, hatamız olursa affola. Bizler de sorularımızı biraz daha mizahi olsun diye değiştiriyoruz her zamanki üslubumuzdan. Evet. Onun için kimse kusura bakmasın, hocama peşine söyleyeyim. Hocama buradan bir selam göndermek istiyorum. Nasılsınız Yaşar Nuri Bey? Sağ ol Mansur Bey. Görüşeceğiz bu kendi inşallah. Sesi bir galiba. Dakika, bir dakika. Kendi sesi mi? Onu da bir soralım. Bir dakika kardeşim, görüşeceğiz diyor. Ne diyor? Ne demek istiyor acaba? Ben açık isterim. Görüşeceğiz ne demek? Ya kardeşim, ben cevap veriyorum sorulara, cevap veriyorum. Şimdi ne sorarsanız bak, ona cevap veririm. Aziz kardeşim, sen cevap veriyorum diyorsun, ben de güldürüyorum. İkisi de biliyorum. Bu kitabı ya, siz yazdınız değil mi efendim? Bu benim de işte çıkıyor birileri benim diyor. Ben ne yapayım? Ya aziz kardeşim, gülmek de insan hayatında vardır diye biz bunu kitaplarımızda defalarca yazdık yani. Buradan okuyacaksınız. Sizi bu şekilde zikretmemize herhangi bir şekilde gıyabınızda bir bilgi geliyor ya da haber geliyor, kırılıyor, inciniyor, böyle bir şey oluyor mu acaba? Hayır, hayır. Çünkü böyle bir şeyden gerçekten hicap duyarım ben. Hayır. Evet, sizin... Yok, yok, öyle bir şey yok. Ben yani de. Ben şöyle söyleyeyim, esprileri bile Kur'an'daki İslam şekliyle yapıyorum. Çok güzel. Böyle yapıyorum. Çok. Aslına sadık kalalım. Evet, böyle. Kur'an'daki İslam'ın espriye, sanata, yani insan hayatının meşru bütün alanlarına girmesi beni mutlu eder. Kesinlikle. Çünkü din böyle belli kapıların arkasında belli kişilerin özel ilgi alanları ve onların tekelinde herkesin giremeyeceği bir evet, dikenli vadi filan değildir. Çok geniş. Din hayatın kendisidir. Günahları sevaplarıyla bütün insanlar dinin içindedir. Çünkü dinin sahibi Allah'tır ve hepimiz Allah'ın kuluyuz. Ne başka Allah var ne de başka din. O halde sanatta da din olacak. Hı hı. Mizahta da her yerde olacak. Bütün mesele kötü, insana zararlı ve niyet bozukluğuna eşlik eden, insanı istismara araç yapılan bir faaliyet olmaz. Hazır sizi bulmuşken diyelim, aslında çok ulaşılabilen kolay bir insan. Ya sen hazır Mansur'u bulmuşken bırakma ya. Ben sen çok buldun ama Mansur'u zor bulursun. Estağfurullah. Efendim kamuoyu merak ediyor. Diyorlar ki bana sürekli Ramazan ayında program yapıyorsunuz. Sayın Yaşar Nuri Öztürk'ün normal zamanlarda neden söz hakkını konuk etmiyorsunuz? Yani Ramazan'ın dışında sanıyorum önümüzdeki haftalarda birçok birikmiş sorumuz var. Bizim programımıza tekrar konuk olup kamuoyunun merak ettiklerini
aydınlatmak açısından birlikte olacağız inşallah. Canım Orhan Bey, şimdi Mansur'a da biraz buradan malzeme verelim. Şimdi aziz kardeşim, böyle kabız yapmayacak bir konuk arkadaş veya arkadaşlar bulur, biraz şöyle bizi nefes aldıracak keyifli bir program yaparsan tamam, ama dinliyorum. 50 bin defa sorulmuş soruları sorup ya kardeşim ben bunu 50 bin defa yazdım, 100 bin defa söyledim dedirtip Mansur'u bile küplere bindirecekler. Eyvallah. Hocam yani aforoz ve engizisyon olmasın. Şimdi bu adam bak söylüyor, dinle. Beni dinlemiyorsun, onu dinle. Şimdi bak, Mansur'u bile isyan ettiren şeyler yapmayalım. Ben bile deliriyorum hocam. Adam diyor ki üniversitede program yapıyorsunuz. Diyor ki ne demek Kur'an'daki İslam? Ya, bak. Yok, İncil'deki İslam. Ya canım. İncil'deki İslam. adamın beyin seviyesi o işte. Yani Kur'an'daki İslam dedim mi hem Müslümanım diyor hem de fıttırıyor adam. Ya yani nedeki İslam diyeceğiz yani, anlamıyorum ben. Ama hocam sizin cevabınız gerçekten müthişti. Şimdi dedi ya ne demek Kur'an'daki İslam diye, siz de şöyle dediniz. Ne demek Kur'an'daki İslam? Orada zaten anlaşılıyor. Ben biliyorsunuz Mansur nasıl yakalıyor esprileri, hareketleri. Ama bir şey söyleyeyim. Evet, çok güzel yakalamış. Yaşar Nuri Türk Bey, espri bir şeyi havada yakalamak, tutmak ve insanlara sunmak demek. Öyle değil mi hocam? Espri burada çıkıyor. Gerçekten kendisi espri konusunda, hatta bazen Ayşe Özgün'le falan da hatta bir espri yapayım diyor. Ben Yaşar Nuri Bey'le ilgili bir anıyı anlatmak istiyorum bir çekimde. Yine seyrediyorum, sıkı takip ediyorum. Böyle bir ses geldi çat diye. Yaşar Nuri Bey döndü, ne oluyor ya dedi böyle. Tekrar pat diye bir şey geldi. Ne oluyor ya dedi. Neyse efendim ben izah ediyorum dedi. Bu sefer yukarıdaki spot patladı. Pat diye. Buradan kağıt düştü. Ne oluyor ya dedim. Hatırlıyor musunuz Ayşe Özgün? bir de hocam. Gerçekten harikasınız. Hani bir yaşlı adam aynen canlandırayım ben. O çok sevgili dinleyicimiz, abimiz, büyük abimiz tabii. Eyvallah. Ki. Dedi ki Yaşar. O maskotuydu bizim stüdyonun. O harikaydı hocam. Tabii, o gerçekten. Gerçekten orada da mizah konusunda ne kadar anlayışı ve büyük olduğunu bir kez daha hocamız ispat etti. Hoca kalktı adam ayağa, dedi ki ben dedi 90 yaşındayım, bana günah yazılır mı? Dedi. Hayır. Öpüyorum dedi, hanım öpüyor, ben öpüyorum, ne yapayım? Şimdi bana günah olur mu 90 yaşında? Hocam ne dedi hocam? Hocam ne dedi? Hocam ne cevap verdiniz? Ya dedim ki, sen söyle Mansur ya. Canım geçmiş artık, devam dedi. Ben ne diyeyim artık? Evet. Ya dedim, bunların günahlığını düşünecek sen mi kaldın dedim. Sen devam et ya. Sonra hocam ben yine yüksek müsaadenizle bunu radyoya taşıdım. Tamam. Biraz tabii değiştirerek. Hocam ben günah yazılır mı bana dedi bu abimiz. Yok canım artık geçmiş senin dedi. Defter kapalı. Merak etme. Hocam ben bir de karımı tekrar almak istiyorum. Dedi, ben de dedim ki canım hem günaha girmemek istiyorsun hem kadını tekrar istiyorsun. Ben ne diyeyim ki sana kardeşim? Evet. Gönüle ihtiyarlamıyor ya. Kesinlikle. Hocam bizim programda da oldu biliyorsunuz, bir izleyicimiz ilginç bir soru sordu. Yani o soruyu sorarken de çok ilginç sorular geliyor ama hakikaten hiç unutamıyorum. Çok zorlanmıştım. Ne anılarımız var böyle. Evet, isterseniz onu da buradan tekrarlayayım. Hazır siz stüdyoda yokken. ezan okunurken cinsi ilişki kurulur mu diye bir soru olmuştu. Allah Allah. Evet. Hocam da Allah Allah. Hocam siz geçen hafta bir şey anlatıyordunuz. Orhan Uğurlu Bey şey dedi. Şaşırdı tabii. O da yeni öğreniyor. Orhan Bey de yeni öğreniyor. Allah Allah dedi. Siz de orada çok güzel bir şey. Allah Allah yine Allah Allah. Bir daha de. Bir daha de. Aynen. O çok güzeldi. Esasında anılar çok. Gerçekten çok. Ya bu
Ezanla ilgili onu bilmiyorum, hiç aldın mı programa Mansur Şu, Bey? Hocam o tip şeyleri size bırakıyorum çünkü gerçekten bıçak sırtı olan şeylerde. Ha, bıçak sırtı değil, bunu şeye sordular. Çok önemli bir din otoritesi grubuna. İsim telaffuz etmeyelim. Aman şimdi hocam. Dedi ki soruyor vatandaş, tabii çok yetkili bir yer olduğu için bir ekip, belki kafa yapmak için soruyor çünkü orası hakikaten kafa yapılacak bir yer bu tip sorularla. Diyor ki ben tuvaletteyken ezan okundu, duydum, elimde değil, günaha girdim mi? Şimdi soru bu ama cevap müthiş esas. Soru da tabii tam kafa ama... Cevap veriyorum. Cevap diyor ki, cevaba bakın, siz benim cevapları bırakın, bunlara bakın. Diyor ki, eğer tuvalete kasten girmemişse ezanı duyması günah olmaz. Şimdi benim aklıma bir soru geliyor. Hep cevap vermiyorum, soruyorum şimdi. Ya tuvalete kasten girmek nasıl oluyor? Ve kasıtsız girmek nasıl oluyor? Hele hocam geçenlerde tabii ben sizin bu türbelerle ilgili konuşmalarınızı dinledikten sonra Bakırköy'de Zuhrat Baba Türbesi'nden geçiyorum. Gördüklerimi anlatayım. Gerçekten kulaklarımı çınlattım. Hakikaten hocamın birçok yerde sinirlenmesini haklı buldum. Bu türbenin kenarına hocam şeyle gitmişler. Yine güleceksiniz. Gerçi biraz acı acı olacak ama gülmezsek de hakikaten kafayı yiyeceğiz. Ya kafayı yiyeceğiz ya güleceğiz. Yok. Hocam o türbenin etrafına tüp gaz götürmüşler. Çay yapılıyor bir yandan. Çimenlere uzanılmış. Biraz havalar güzelken. Çekirdek filan yeniliyor. Tamam. Sırası gelen gidiyor filan. Ben anlayamıyorum. Benim babam da Camiel Esher mezunuydu. İlahiyat Fakültesi. Bir gün şeye gidiyoruz hocam, pazara. Pazarda peynir alıyoruz bir hacı amcadan oradan. Bütün hacı olan bütün insanları tenzih ederim. O kişi üzerine konuşuyorum sadece. İşte babam da böyle bıyıklı bir insan, sakalı yok. Dedi nerede senin, dedi, madem hacı hocasın dedi, sakalın, kılın yok mu dedi filan. Babam da aynen şöyle söylemişti. Müslümanlık kıl dini değil, akıl dinidir demişti. Ve sürekli gittiği yerlerde bu tip şeyleri uyarırdı böyle insanlar. İşte burada toplanmayın, sizin hani hocam Behlül-ü Dana Hazretlerine sanıyorum sormuşlar. Öldüğünüzde nereye gömülmek istersiniz? O da demiş ki istediğiniz yere gömün. Çünkü ahirete olan uzaklık her yerden aynıdır. Aynı, evet tabii. Yani o yüzden tabii. Sizin söylediğiniz gibi duaların da oraya gitmesi. Bir de şey söylediniz ya. Senelerce bu millete küflü duvar yalattılar ya. Tabii. Evet aynen öyle ve yalatmaya devam ediyorlar. Bu zaten... Avucunu yalayacaklar o zaman. Tabii. Hocam, herkes, kamuoyu sizin bilim yönünüzü, ilim yönünüzü biliyor. Ama böyle insani yönünüzü, espri yönünüzü, şakanızı pek bilmiyor. Var mı bir fıkra böyle hemen aklınıza gelen bize? Bana takılmak lazım, öyle uzaktan olmaz. bana takıldı mı zaten bir daha bırakamaz, o tiryakisi olur ama... İşte tabii biz ne yapalım, hep ciddi meselelerle, hep metafizik, uhrevi, zor meselelerle çıkıyoruz halkın önüne. Ama şöyle, bize bir de tabii... fıkra dinlesek sizden de, kamuoyu bir de fıkra anlatan Yaşar Nuri Öztürk'ü bu yönüyle de belleğinde tutsa hocam. Ya fıkra... Böyle hızlı aklınıza gelen... Hocam geliyorsa gelmiyorsa ben anlatacağım sizin sesinizle. Şimdi fıkra o kadar anlatırım ki benim repertuar... tabii hepsi ekrana gelmez. Hocam fıkra anlatıyorum diye de bir şey çıkarmak lazım. Bana Ayşe Özgün yanılmıyorsam o dedi veya gene bizim televizyon ustalarından biri. Ya hoca dedi bir... Yaşar Nuri'den fıkralar yazsan dedi, senin bütün kitaplarının rekorunu kırar seni dedi. Çok güzel. Hocam, evet. Ayşe Özgün programında kulakları çınlıyordur herhalde sanıyorum Ayşe Özgün. Umarım. Umarım çınlıyordur gerçekten. Siz Nasrettin Hoca'nın bir fıkrasını anlattınız. Esasında öyle bir yere geldiniz ki artık söylediğiniz şeyler kifayetsiz kaldı. Çok güzel konuştunuz ama karşıdaki bir türlü anlamadı. Nasrettin Hoca. Hani hanımı
Hanımı ya. Ben anlatayım mı hocam? Nefeslenin. Siz bir nefeslenin. Tabii ya. Nefeslenin. Çok güzel. Nefeslen kardeşim. Yorma böyle, yapma. Gözünü eyvallah. Seveyim ya. Eyvallah. Ben anlatayım. Sen bir bekle. Allah aşkına bir bekle. Eyvallah. Şöyle diyor. Nasrettin Hoca eve geliyor. Yemek yiyorlar karşı karşıya. Düzeltme, ben gireyim anlatır. Yemek yiyorlar karşı karşıya. Hanımı bir böyle çekiştiriyor, bir böyle çekiştiriyor. Diyor ki yahu hanım ne yapıyorsun sen? Ben diyor bugün hocaya gittim diyor. Hoca diyor cehennemde yanacak o görünen yerlerin. Onun yüzden çekiyorum. Hoca da diyor ki ya ben diyor senin kocan. Ben koca, o hoca. Ne yapıyorsun? Olsun diyor, ben böyle yapıyorum. Melekler kaçar diyor. Bak öyle demiş. Hoca da sinirleniyor yemeğin sonuna doğru. Kadın bir böyle çekiştiriyor, bir böyle yapıyor filan falan. Hoca da diyor ki hanım diyor gel anlaşalım diyor. Sen diyor örtüyü çıkar, melekler kaçsın. Ben de bir euzubillah çekeyim, euzubillahimineşşeytanirracim. Şeytanlar kaçsın, şöyle baş başa yemek yiyelim ya. Yemek yiyelim. Evet. Öyle mi değil mi? Şimdi ben onu şu sadette anlattım. Ve tabii çok anlatıyorum onu. Ya. Yani insanları Allah'la baş başa bırakmıyorlar. Evet. 40 tane tezgah kurmuşlar. 40 tane put icat etmişler. 40 tane komisyon köşesi var. Yani Allah'a gitmek için bu komisyon tezgahlarından geçmeye kalkıyorsunuz. Ömrünüz bitiyor. Halbuki evet. Allah size Kur'an'a göre şah damarınızdan yakın. Bu tezgahlara eğer itibar etmeseniz anında Allah'la berabersiniz. Şimdi bunu bu millete anlatamıyoruz. Çok doğru. Şimdi komisyon şirk işte budur. Yani eğer bir insan Allah'la beraber olmak için bir biçimde birilerine maddi manevi komisyon vermek zorunda kalıyorsa, eyvah, bu şirktir. Şirk. İşte İslam bunu yıkmak için geldi. Fakat bunu İslam'ın başına getirdi, bela ettiler. Şimdi orada ne oluyor? Hoca kendi karısıyla Allah'la beraber kalın diyorum. Nasreddin Hoca bunu bize 13. yüzyılda, 11. yüzyılda belki bize bir hikmetle bildirmiş. Ne diyor komisyoncular? İşte melek, cin hepsini musallat ediyor başına. Ya Allah'tan kimsenin bahsettiği yok. Evet. Melekler, cinler, periler, evet, ölü ruhları, türbeler çarpıyor, ediyor efendim. Kadın gitmiş, nerede dinlemişse bir tane adamı, gelmiş oturmuşlar yemeğe, kocasının karşısında elini, parmaklarını, burnunu örtüyor. Ya hoca demiş ki kadın ne oluyor sana ya, neyin var senin? Efendim demiş, hoca efendi söyledi, ben her tarafımı bir santim açmadan örtmem lazım, yoksa melekler kaçar. Bir iki tepesi atmış hocanın, demiş ya aç şey demiş yüzünü gözünü, şu melekler kaçsın. Ben de bir auzu besmele çekeyim, şeytanlar kaçsın da şurada baş başa bir. Şimdi ben millete bunu şunun için diyorum. Bir auzu besmele çekin. Ben de size şu dinin gerçeğini anlatıyorum. Bütün tezgahtarlar, komisyoncular kaçsın, şeytanlar da Kur'an okuyun kaçsın. Allah'la baş başa kalın. Eyvallah. O sadette anlatıyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ederim Sayın Öztürk konuk olduğunuz için efendim. Ben teşekkür ediyorum hepinize. Ağzınıza sağlık. Hatamız olduysa affola. Tamam, biz Mansur Bey'le buradan da hemen bir daha tekrarlayayım. Bir kısa zamanda bir beraber olalım İstanbul'da. Hocam çok teşekkür ediyorum. Saygılarımızı sunuyoruz. Ben de, görüşmek üzere. Sürçülisan ettikse affola lütfen. Hadi, sanatkarların bunu demeye ihtiyaçları olmamak lazım. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Peki. Sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun efendim. Teşekkürler hepinize. Saygılar. Değerli izleyiciler, Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk, kendisi stüdyo konuğumuz. Az önce de taklidi telefon konuğumuz oldu. Bağlandık.